Herkese merhaba, ben Yeş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber Makedonya'dayız. Şimdi ben size kısaca planımızdan bahsedeyim. Daha sonra videonun bütün bölümlerini tek tek atlatarak istediğiniz bölgeye gidebilirsiniz. Biz çok büyük bir plan yaptık. İnşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi size kısaca Makedonya Üsküp'e nasıl gelindi onu bir anlatayım. Şöyle arkadaşlar, biletleri Pegasus'tan aldık. 1,5 saat sürüyor yolculuk. 2 saat geride burası Türkiye'ye göre. Havalimanında pasaport kontrolü çok basit. Ne kadar kalacağınızı falan soruyorlar. Nereye döneceğinizi soruyorlar. Başka ülkeye girip çıkmayacağınızı soruyorlar. Bana sordular ama Tuğba'ya sormamışlardı. Onun dışında araba kiralamak günlüğü neredeyse 1000 liraya geldi. Şöyle düşünün, havalimanından taksiye binseydiniz buraya 30-35 euroya gelecektiniz. Zaten o neredeyse 1000 lira yapıyor. Şu anki kura göre inşallah. O yüzden araba kiralamanız daha mantıklı olabilir. Ya da 3,5 euroluk otobüsler var. Şehir merkezine geliyorlar sanıyorum yarım saatte bir. Onu da tercih edebilirsiniz. Şehir merkezi ile havalimanı arası arabayla 20 dakika falan sürüyor. Çok trafik yok. Sim kart almak isterseniz neredeyse bir haftalık 30 GB'lık sim kart 30-35 euro bandında. O da neredeyse 1000 lira. Yani operatörünüz destekliyorsa bence kesinlikle kendi hesabınızdan, kendi hattınızdan kullanmayı bir deneyin derim. Mesela benim Vodafone Red'di. Orada zaten bana ayda verdiği belli bir yurt dışı paketi var ücretsiz. Onu kullanıyorum şu anda. O yüzden rahatım. Araba kiraladığınızı varsayıyorum. Araba kiraladığınızda kredi kartıyla gişelerden geçebiliyorsunuz. Orada ilk başta bir afallamanız mümkün. Aman onu yapmayın. Sonra geldik, Airbnb'de bir ev kiraladık. Ev de günlüğü neredeyse 1000 liraya geliyor. Gerçekten çok uygun bir ev ve karşılayan kişi evin sahibi Filip'ti ama Filip'in babası bizi karşıladı. Gerçekten Airbnb'den aşırı mesaj attı bize. İşte şuraları gezin. Ev burada. Babam sizi şurada bekleyecek. İsterseniz havalimanından transfer yapabiliriz gibi. Benim şu ana kadar en çok ilgi gördüğüm, müşterisiyle ilgilenen ev sahibiydi diyebilirim. O yüzden açıklama kısmında Airbnb linki var. Oradan da evi inceleyebilirsiniz. Şimdi zaten büyük ihtimalle videosu gelmiştir, girmiştir, geçiyordur ya da finaline gelmişsinizdir. Biz buraya Tuğba ile ikimiz gelmedik. Bu sefer Tuğba'nın çocukluk arkadaşı İzmir'den Kader ve Yunus Emre ile beraber geldik. Ama biz erken geldik Üsküp'e. Çünkü İstanbul'dan sabah 9'daydı uçak. Onlarınki 4'te. Şimdi onları almaya gideceğiz. Onlar çünkü İzmir'den geliyorlar. Onlarla buluşacağız. İlk gün aslında takılıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bu bunun ilk günü. Size önerim şu olacak. Şimdi ben bütün videoları part part günlere bölüyorum, tamam mı? Biz yani Makedonya'yı, haritayı karşınızda düşünün. Biz Makedonya'yı saat yönünün tersinde 360 derece gezmeyi planlıyoruz gün gün gün. Büyük ihtimalle buraya dönmeden Ohrid'de kalacağız bir günde. Ki yol parasını vereceğimize gece Airbnb'ye vereceğiz. Oradan da bir avantaj sağlamaya çalışacağız. Böyle bir planımız var. Tam 6 gün Üsküp'teyiz. İşte bugün salı günü, pazar günü döneceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu videodan sonra göreceğiniz her şey ilk gün chill out tadında takıldığımız görseller olacak. Bu videoyu çekmeden önce de Orman Meyveli Kullanıcı adlı Büşra ile buluştuk. Bir yerde oturduk, kahve içtik. Biz de o sırada çalışırken o geldi. O da bize birazcık buraları anlattı. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu arada arabayı sağa sola bırakmayın, otoparka bırakın dediler. Merkezde Beko adlı bir otopark var. Oraya bıraktık. Saatliği 1 euro. Şimdi otoparka giriyoruz. Aracı alacağız. Sonra arkadaşlarımızı havalimanından almaya gideceğiz. Sonra da yemek yiyeceğiz. Otoparkı niye o kadar anlattıysak girelim görsünler işte, gösterelim. Evet, Kader'i ve Yunus Emre'yi havalimanından aldık. Eve geldik, eşyaları bıraktık. Şimdi Kozmos adlı mekana yemek yemeye gidiyoruz. Neden oraya gittiğimize dair hiçbir fikrim yok. Sadece çok açım. Doyurması önemli. Çok aç olduğum için vereceğim yorumlar ve yapacağım eleştiriler objektif olmayabilir. Tamamen aç olduğum için. Bir selam veriyor muyuz? Tane köfte porsiyon söyledik. Bir tane sucuk söyledik. 4 tane vardı içinde. Peynirli salatadan söyledik. 2 tane de cacık söyledik. 4 de gazlı içecek arkadaşlar. Şu an şuraya kadar doyduk ve burada eve götüreceğimiz bir paketimiz var. Bu da yaklaşık 350-400 gram bir köfte var burada da. 2 kirim, 2 güveç.
İki güveçte şey söyledik. İki güveçte kuru fasulye söyledik. Bence hepsi çok güzeldi. Sadece porsiyonlar çok fazla. Özellikle köfte 300 gram geliyor. Bence iki kişiye bir porsiyon yeterli. Yani biz İstanbul'da böyle az az 100 gram, 80 gram porsiyonlara alıştığımız için burada biraz şey olduk yani. Adam şok oldu. Ne kadar tuttuğunu bilmiyoruz ama ben çok beğendim. Çok hızlı geldi. Sıcak geldi. Mükemmel baharatları falan. Çok güzeldi ama her şey çok güzeldi. Abi 10 üzerinden 10 veriyorum. Eyvallah. Sen de çeliyorsunuz. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum bence. Ama ben bak ben objektif olamayacağımı bir önce söyledim. Açım çünkü çok. Ama şey yani çok hızlı, lezzetli, bol. Ödemedik daha. Ödedikten sonra mesela 10 üzerinden 3'e falan düşer. Yani fiyatını bilmiyoruz. 2500 dinar tuttu yani 1250 TL. Ne oldu? Hesaptan sonra. Evet. 10 oldu mu? Abi 10 üzerinden 100. Makedonya turunun ilk gününden herkese selamlar. Arkamda görmüş olduğunuz Balans adlı mekanda kahvaltımızı yaptık. Klasik bir börek ve ayran kahvaltısıydı. Kıymalı börek söyledik, ıspanaklı peynirli börek söyledik, bir tane de simit söyledik, iki tane de ayran. 125 lira verdik totalde, 250 dinar yani. Şimdi buradan yola çıkacağız. Gostivar, Sutruga, Ohrid rotasında bir gün geçireceğiz. Ve burada gördüklerimizi sizinle paylaşacağız. Şimdi yola çıkıyoruz. Saat şu anda 8.30-9 civarı. Hava aydınlık, parçalı bulutlu, iyi fotoğraf verebilecek bir hava mevcut. Şimdi büyük ihtimalle ilk rotamız, ilk durağımız Alaca Camii olacak. Hadi orada görüşürüz. Evet, Alaca Camisi'ne veda ediyoruz. Gerçekten çok etkileyici bir eser. Kalemişi süslemelerle, tarihi dokusuyla. Tam 500 yıllık arkadaşlar. İki kız kardeşin yaptırmış olduğu bir eser. Gerçekten Kalkandelen bölgesine simge bir yapı olarak kendini bırakmış. Tabii 150 yıl kadar önce de bir restorasyondan geçmiş ama şu an hala çok etkileyici. İki kız kardeşin mezarları başındayım aynı zamanda. Çünkü caminin avlusuna nakletmişler. Onu da göstereyim. Sonra Arabati Baba Tekkesi'nin önüne geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Gostivar'a geldik. Gostivar'da zaten bir tane saat kulesi var. Onun önünde fotoğraf çekileceğiz. Sonra Struga'ya doğru yola devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, saat kulesi.
Arkadaşlar selam, Ohri'ye geldik. Struga'da hiçbir şey yok. Oraya bence gitmeyin. Giderseniz de vazgeçersiniz. Bir pizzacıda pizza yedik, kötüydü. Bir kahvecide kahve içemedik, o kadar kötüydü. Adı Steve, sakın gitmeyin. Şimdi gün batımına doğru sahilden o meşhur göl manzaralı kiliseleri görmeye gidiyoruz. Çok yol yaptık ve çok yorulduk. Ama şey, Ohri çok güzel. Ohri sahil gerçekten çok başarılı, çok güzel. Çok beğendim ben. Zahide bunu izleyecek mi, onu teyit ediyoruz. Zahide. Güzel Ohri manzarasında günü batırıyoruz. Ben çok beğendim şahsen. Çok sakin, dingin. İnsan sayısı da az, bir de biz sezon dışı olduğumuz için bence daha keyifli. Kalabalık olsaydı böyle olmazdı diye düşünüyorum. Sakinliği çok güzel. Birinci günü burada noktalıyoruz. Akşam yemeğini nerede yiyeceğimizi bilmiyoruz ama ona Tuğba'nın karar vereceğine eminim. Eğer ekstra bir durum olmazsa video yarından devam edecek. Ama olursa... tam video çekerken. Ama olursa buraya bir şeyler eklerim. En eski dükkan burasıymış. İnci alacaksanız buraya. Arkadaşlar selam. Birinci günün akşamında akşam yemeğimizi yedik şu anda. Mekanın adı ne abi? Salim Bey. Salim Usta'nın yerinde, kebapçı Salim Usta'nın yerindeyiz. Türk çarşısının içerisinde yarım tavuk ve cevapi ile beraber biberler, kolalar, ayranlar, sular. Güzel bir akşam yemeği yedik. Doydum, doyurucu, lezzetli. Gelirseniz işi şüpheye bırakmayan bir kebapçı. Ama şey gibi, bir yandan da Sultanahmet'te yemek yiyormuşum gibi hissediyorum. Çok benziyor her şey birbirine. Buradan da Triliçe yemeğe geçeceğiz. Ondan sonra da kalacak yerimizi hala ayarlamadık. Sahilde bir otelde konaklayıp yarın sabah bomba gibi güne erkenden başlamayı düşünüyoruz. İlk günle ilgili bazı satır başlarından bahsetmek istiyorum. Yol virajlı arkadaşlar. Dikkat edin, şoförleriniz iyi değilse hız yapmayın. Geçiş ücretleri var. Az olsa da devamlı geçiş ücreti için durup para olayı yapmanız can sıkıyor, yoruyor. Yol üstünde gidilebilecek yerler var mıydı diye çok baktık ama ben bulamadım ya da bulduklarımda dikkatimi çekmedi. Ohri de gerçekten çok güzel. Yazın da güzel olacağını tahmin ediyorum. Bunu zaten kilisenin orada söylemiştim. Kilisenin tepesinde de bir kilise var. Bir manastır sanırım. Oraya çıkmadık. Oraya yarın sabah uğrayacağız. Durumlar şimdilik böyle arkadaşlar. Yemeği nasıl buldunuz? Ben 10 üzerinden 7.5 veriyorum. 8.5. 8, 9. Peki sizce bugünün en hit anı hangisiydi? Bence günün en hit anı bu Bektaşi Tekkesi'ndeki dedeydi. Benim kahve için Steve House'u karar vermemdi. Kötü oldu, rezil oldum yani. Size bir şey söyleyeceğim. Hayatımda içtiğim en kötü kahveyi içtim. Yani bak, çok kötü bir kahve değil, en kötü kahve ama kardeşimi haksız bulmuyorum. Google yorumları abartılmış. Eşine, dostuna yorum yaptırmış. Bizim saatlerce yemek yeri arayıp sonra pizza olarak Leonardo'yu seçtim. Onu da ben seçtim. Ve gidip pizzası yiyorum. Gerçekten o da çok kötüydü ya. Arkadaşlar herhangi bir gezide benim önerdiğim yer dışında bir yere gidiliyorsa sonuç ortada. Bir dakika, öncelikle Emre her şeyi çok araştırmış ki ben yorumlarına baktım falan diye ben güzel zannettim. O sırada Emre'nin araştırma metodu şu, Google'a giriyor, Ohri restoranlar ilk çıkanı diyor ki bu güzelmiş. Ama ben şey yapmadım yani, hani öyle deyince, tamam o zaman orası güzeldir, pizza o kadar tatsızdı ki diyelim.
kahve yeri içinde çalışmam lazımdı. O yüzden acele ettim falan. O yüzden yani. Yoksa akşam yemeği ve trileçe için hazırım. Unutmadan hesap 1300 dinar tuttu. Yani 650 TL. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım ama hayatımda yediğim en iyi trileçeyi yedim az önce. Çok iyi. Bakın nesi iyi derseniz şöyle yanımda göstereyim. Bak üstteki karamel bile çok farklı. O fabrikasyon karamellerden değil. Daha koyu böyle. Ve keki de çok iyi. Ben çok beğendim abi. Tekte yedim. Tavsiye ederim. Bu da Ohri Merkez'de, mekanın adını tekrardan çek edelim. Letnica. Letnica. Mekanın adı Letnica. İyi geceler. İkinci günün şafağından herkese selamlar arkadaşlar. Geceyi Ohrid'de geçirdik. Bir otelde konakladık. Göle bakan. Şimdi sabah saat 8 suları kahvaltımızı yapıp yola çıkacağız. Çok güzel bir yer. Çok sakin. Böyle Şirince, Safranbolu, Amasra karışımı bir yere benziyor. En çok da Amasra'ya benziyor bence. Dün gece emin oldum. Bir kapıdan geçip kente giriyorsun çünkü yukarıda. Ya sokaklarında iyi fotoğraf çıkacağını, güzel şeyler göreceğimi düşünüyorum. Bu tip tarihi dokusu olan yerleri seviyorum. Bir de Osmanlı mimarisine sahip o köy kafası var. Hani birbirinin manzarasını kesmeyen evler burada mevcut. Hatta şu anda tam karşımdalar. Göstereyim. Bugünkü planımızdan birazcık bahsedeyim size. Burada bizim haritalarımız var. Oradan bakıyorum ben mecbur. Çünkü bilemiyorsun. Bugün 5 durağımız var. Yolculuk totalde 4 saat 51 dakika gözüküyor. İşte güne yayacağız bunu. 2 saat gezip 1 saat yol yaptığımızda zaten 70 oluyor. Biraz böyle dağınık hissi veriyor bana video. Finalinde ne çıkacağını inanın şu an kestiremiyorum. Sadece bizim kişisel deneyimimiz ve yaşadıklarımızı anlatan bir vlog aslında. Böyle çok da rehber olabilecek gibi gelmedi bana. Belki de olabilir, bilmiyorum. Görüşünüz neyse yoruma da yazın. Olumlu şeyler yazın. Tekrardan görüşürüz, bay bay. Hey selam. Şu anda Aziz Naum Manastırı'ndayız. Burası Makedonya'nın en güney ucu, Ohri Gölü'nün de en ucu. Zaten tam sınırda. Hemen karşı taraf Arnavutluk. O kadar sınırdayız. Yolu çok virajlı. Kent merkezine uzak, birazcık sürüyor ama geldiğinizde doğal güzellik var burada. Manastır bölgesi çok güzel. Sakin, bol manzaralı. Arka tarafta nehir var. Nehirde turlar var, restoranlar var. Sosyal tesis var. Burayı bayağı bir elden geçirmişler sanıyorum. Turizme kazandırmak istiyorlar. Bayağı iyi. O yüzden vaktiniz varsa bence gelebilirsiniz. Thank you.
turundayız. Yaklaşık yarım saatlik bir tur olacak. Çok iyi. Su berrak. 10-12 derece. Az önce aldığım bilgileri hemen satıyorum. Yazın yüzmek müzmek yasak burada milli park olduğu için. Ama çok güzel. Bak şimdi suya bak Allah aşkına. Arkadaşlar tekrardan selam. Sapa bir yola bu insanları sürüklediğim için virajlı yolda çok vicdan azabı çekiyordum. Kilisenin olduğu yerde aslında çok güzel ama benim tatmin etse de onları çok tatmin etmedi. Fakat bot tur günü ve ortamı kurtardı. Yorumlar kısaca. Çok iyiydi. Vallahi çok iyiydi. Çok iyi ama Makedonya'ya gelirken kesinlikle metpomit alsın. Evet Kader, senin yorumun? Harika. Ya. Very nice. Bot tur nice. Kaptan very very nice. Resneli Niyazi Bey Sarayı'na geldik şimdi. Resen diye geçiyor burası. Yaklaşık bir 40 dakikalık yolculuktan sonra şimdi ikinci meşrutiyeti başlatan adamlardan birinin yerindeyiz. Sarayında, memleketinde. Resen arkadaşlar çok tarihi evlerin olduğu bir yer. Yani mimari düşkünlüğünüz varsa bence gelip sokaklarında gezebilirsiniz. Bende birden Kars efekt yarattı. Yani Kars'ın da böyle normal sokakların arasında birden Sovyet mimarisini görünce insan şaşırıyor. Sovyetli sanırım mimarisi. Burada da öyle. Şimdi buraya da veda ediyoruz. Belki sokaklarından bir iki görsel kare falan alırız. Sonra devam edeceğiz Bitola'ya, yani manastır. Gün batmadan manastırın çayısını dolaştık. Kuskus adlı mekana geldik. Orada akşam yemeğimizi eda edeceğiz mi? Giriyor muyuz arkadaşlar? Bir bakalım. Arkadaşlar geri çıktık çünkü içerisi çok kötü kokuyor. Hayır be abi. Saçmalama. Yemek yememiz lazım. Niye? Abi yok, yer yok. Oğlum dur lan, aramadık. Çok kötü koktuğu için çıktık. Bir sonraki yere bakacağız. Bak Tuğba hemen taktiği söyledi. En alttakini almayız. Hey.
caminin karşısında köşede bulunan pizzacıya geldik. Helal pizzalar arkadaşlar ve lezzetli, tavsiye ederim ve uygun. Arkadaşlar selam. İkinci günün sonuna geldik. Günü manastırda bitirdik. Hava karardı. Oradan da yaklaşık 2 saatte çok kötü olmayan, bence görece keyifli, akşamüstü yol alındığında özellikle daha da keyif verebilecek bir yoldan, 3'te 1'i otoban diyebiliriz, oradan Üsküp'e dönmüş bulunmaktayız. Yarınki planımız hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Belki Üsküp içi, belki de birden yurt dışı bile yapabiliriz. Üsküp merkeze ne zaman gelecek? Kanka onun için arkasındaki su mu bitmiş? İkinci günü burada noktalıyoruz. Videonun finalinde zaten rakamlarla Makedonya kısmı olacak. Oradan ne kadar harcandı, ne kadar gitti, süreler, zamanlar, harçlar, bedeller, onlardan bahsederiz. Güzel, ben bugünden memnunum. Hadi bakalım, iyi geceler. Üçüncü günden selamlar. Bugün Kosova'ya gidiyoruz. Daha önceden sadece bir kere Batum'a geçmiştik arabayla. O zaman da çok basit bir işlem gerçekleşmişti. Karadan sınır geçişini uzun yıllardır yapmadım. Bakalım şimdi nasıl olacak? Sadece arabayı kiralarken gideceğiniz bir yer var mı diye sordu. Kosova'ya gidebiliriz dedik. O da Green Card diye bir şey ekledi arabaya. Bir de bir belgeye sadece Kosova yazdı. O yüzden belki Belgrad'a gitsek mesela gidemeyecek miyiz onu da bilmiyorum. Ama araba kiralarken bunu söylemeyi unutmayın. Şimdi bir saatlik, yaklaşık bir saat 20 dakikalık bir... Ablacığım bir susar mısın? Bir şey anlatayım. Arkadaşlar 5 dakikada Üsküp'ten Kosova'ya geçtik. Hiçbir şey sormuyorlar. Bir bagaja bakıyorlar. Orada da bir şey olmadığını görünce adam zaten yallah terzik dedi. Evet, şu anda arkadaşlar Kosova'dayız. Kosova sınırları içerisinde. Sizle yepyeni bir ülkeye adım atmanın keyfini yaşıyorum. Ne kadar da farklı. Evet, Kosova'da yemek yiyeceğimiz yere geldik. İlk kahvaltımızı yapacağız. Şu anda saat 11. Vallahi sadece bir yerlere gidiyoruz. Hiç gezmiyoruz gibi geliyor. Şimdi göstereceğim size mekanı. Kıymalı. Türkiye'de olsa 1300 lira. Normal. Böreklerin porsiyonu da çok büyük zaten. Arkadaşlar elimde bir harita var ve Rahibe Teresa'nın kilisesinden başlayıp son noktaya kadar gireceğimiz, çıkacağımız, uğrayacağımız yaklaşık bir 10 tane lokasyon var. Az önce şu gördüğünüz kiliseye girdik, çıktık. Şimdi de National Museum'un önündeyiz. Tuğba Hanım da burada. Let's get scratching.
Arkadaşlar Pristina'daki güzergahımız şöyle. Bu kiliseden başladık. Mother Teresa Kilisesi ve bunun önünde bir bulvar var. Zaten bu bulvardan yürüdüğünüzde görebileceğiniz tüm tarih eserleri görmüş oluyorsunuz. İşte bir sırasıyla burayı gördük. Nevborn'u gördük. Şu Modern Sanat Müzesi, onu gördük. İçerisine girmedik ama vakit dolayısıyla. Bu National Museum ve kütüphaneyi gördük. Bunu görmedik, niye görelim? İşte son eski çarşı, saat kulesi, sırasıyla camiler ve Pristina bu kadar. Ber geldi, kahvelerimizi, çaylarımızı içtik arkadaşlar. Çok güzeldi ortam. Tavsiye ederim caminin avlusu, ortamı, cemaat çok içten samimi bence. Şimdi Pristina'yı bitirdik. Yürüyoruz. Aynı caddeden doğru, kapatılmış olan caddeden doğru otoparka gideceğiz. Oradan aracı aldıktan sonra direkt Prizren'e basacağız. Bir saat gösteriyor. Sonra tekrardan buraya dönüp hava karardıktan sonra işte yemekti. Bir AVM turu bakalım, fiyatlar ne durumda. Girdim ama içerisi full beyaz sıva, o yüzden çok girmeseniz de olur yani. Zaten yasak dediler, çekim de yapmadım da çekecek bir şey de yok. Bembeyaz düz dekoratif kilise. Daha çiğ. Bu kadar. Arkadaşlar Prizren'e veda ediyoruz. Arabayı park ettiğimiz yerde ceza yemek üzereydik. Ama polislerle güzel sohbet edince hadi yallah, yallah tazik dediler. Ve ceza yazmadan bizi gönderdiler. Prizren bence güzeldi. Boyabat'a benziyor, Boyabat'a gidenler için. Gitmeyenler için Taşköprü'ye benziyor. Oraya da gitmediyseniz Amasra'nın çakması, Amasya'nın düşük bütçeli Amasya diyebiliriz. Hayat bütçeli ama. Bence güzeldi arkadaşlar. Yorum 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10. Prizren'e. Abi, ya. 8-9'u en az var ya. Aynen, güzel. Ya ben bir şey yemedik içmedik ama bence mutfağı da güzeldir diye düşünüyorum. Bu arada ya, Kosova'nın yolları abi. Yolları meşhur bence. Yollar çok iyi burada. Kesinlikle Kosova'ya geldiğimiz zaman yol yapın. Evet, şimdi de Pristina merkeze gidiyoruz. Orada bir yer varmış, yemek yeri. Orada yemek yiyeceğiz inşallah. Yemek yerinde görüşürüz. Soma Slow Food'da harika bir akşam yemeği yedik. Her şey mükemmeldi. Sadece Yunus Emre birazcık tatlıları sevmedi. Ama bence onlar da çok güzeldi. Servisi olsun, ortam ambiyansı, mimarisi, müzikleri, ışıklandırması, tuvaleti bile mükemmeldi. Yani kesinlikle kendine bir daha getirtir bir mekan, içiyle dışıyla, ambiyansıyla. Birazdan hesabı ödeyeceğiz, ne kadar olacağını bilmiyorum. Yaklaşık 100 euro falan tutacak gibi geliyor bana. Daha fazla olur mu? Belki 120 euro. Ama yani İstanbul'da böyle bir yerde bir şey yemeye kalksan en az 6-7 bin liralık olur. O kadar söyleyeyim sana. Kosova'ya gelirseniz Pristina'ya, akşam yemeğinde mekanınız belli. Sakın o Lagaluga'ya gitmeyin. Buraya gelin abi. Çok pahalı gelir. Lagaluga değil mi adı? Lagaluga işte. Durum böyle. Sağ olun, var olun. Şu anda burası kaç para tuttu biliyor musunuz? 100 euro tuttu. Ve gerçekten bedavadan daha ucuz. Çünkü nerelerde neler yedik ve burası hak ediyor. Makedonya turunun 4. gününden herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Makedonya Müzesi'nin önündeyiz. Size Üsküp merkezle ilgili en iyi videoyu ve en iyi anlatımı yapmaya çalışacağım. Çünkü yaptığım bütün araştırmalar sonucunda gerçekten gezecek, bakacak çok bir şey bulamadım. Özellikle bu sabah saat 7 gibi kalktım.
Önce video çekmeden tüm yerleri dolaştım. Özellikle Osmanlı eserlerinin %90'ı neredeyse kapalı. Yani gidiyorsunuz kilit vurulmuş, malzemeler toplanmış. O meşhur camilerin hiçbirini göremedim. 1. Murat Camisi'nin içerisine giremedim. Tepedeki caminin içerisine giremedim. 2 tane han var, hanların hepsi kapalı. O yüzden size olabildiğince net bir anlatım yapmaya çalışacağım. Şöyle, Makedonya Müzesi'nin önündeyiz ve burası dümdüz bir cadde. Buradan bir başlayacaksınız, hiçbir yere sapmadan sağda solda zaten eserler. Onları göre göre Türk Çarşısı'nın, eski çarşının sonuna kadar yürüyorsunuz ve burada karşılaşacağınız şeyler işte bir iki tane tarihi bina, Rahibe Teresa'nın heykeli, müzesi, onun yanında inşası devam eden bir kilise. Sonra meydana geliyorsunuz, işte İskender'in at üstünde büyük bir heykeli, etrafında atlar, aslanlar, güzel ışıklandırmalar. Orası meydan zaten. Meydandan iki tane köprü, bir tane tarihi köprü var, bir tane de yeni yapılan köprü var. O köprünün üstünde heykeller var yeni yapılan. Oradan geçince de bir müzeye çıkıyor. O müzeyi de gezebilirsiniz. Onun ara yolu ne? Orada, tam orada bu aslanların, atların olduğu meydanda bir tane kilise var. O kilisenin içi çok güzel bence. Ben ayin vardı, denk geldim sabah. Siz de o kilisenin içine girebilirsiniz. Ücretsizdi, benden ya da ücret istemediler. Ardından Türk Çarşısı'na giriyorsunuz, eskisi çarşıya. Orada artık hediyelik bakabilirsiniz, börek yiyebilirsiniz, çay içebilirsiniz, tatlı yiyebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Orası o bölge. İşte bu Destan'dı. Bir yer daha var, ismini hatırlamadığım. Orası zaten onun içerisinde. Yine arada tatlı kafeteryalar diyeceğim, yok. İnanın nasıl tadımlayacağım bilmiyorum. Eski bir çarşı var, oraya da dolaşıyorsunuz. İnanın burası bitiyor. İleride şeyi de göstereceğim size. Burada bir tane harita var, turistik bir harita. Billboard yapmışlar, orada gezilecek yerler yazıyor. Oradaki yerleri de tek tek söyleyeceğim. Neden Üsküp'ü 4. güne bıraktığımızı iyice kendim de anlamış oluyorum. Çünkü yapacak bir şey yok ve burası yarım gün, max yarım gün bence. Gerçekten inanılmaz. Yani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Öbür videolarımı izleyin. Hani ben sineğin yağını çıkartırım. İlla ki hiçbir şey yok denilen yerde bir şey bulurum diye düşünüyordum. Arkadaşlar hiçbir şey bulamadım. Yani beni etkileyen, beni bir daha buraya getirecek. Kusura bakmasın Makedon kardeşlerim, Üsküp, Şinas kardeşlerim. Yani Ohri buraya 10 çeker, öyle söyleyeyim. Bitola, Resen buradan çok daha güzel bence. Ne beklediğinizle alakalı. Kimisi için de burası çok güzel olabilir. Bu benim perspektifim, benim görüşüme göre böyle. O yüzden şimdi müzeye geçiyoruz. Sonra bu bahsetmiş olduğum tam karşımdaki cadde boyunca yürüyeceğiz ve Üsküp'ü bitireceğiz. Hadi bakalım. Müze iki kattan oluşuyor. Diğer katlar kapalıydı. Yani 20 dakikanızı almaz her şeyi inceleyerek gezmeniz. Hani size dedim ya bazı yerler kapalı, onları göstereceğim diye arkadaşlar. Şimdi burada bu hemen nehrin kenarında müzenin karşısında şöyle bir pano var. Bu panoda bir turistik harita yaratmışlar. Noktalama işaretleriyle koymuşlar numaralarla. Oraları gezebiliyorsunuz tek tek. Şimdi bak ben bunların hepsini dolaştım. Şöyle gösteriyorum size. Bak. Kapalı. 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 Bu binayı bulamadım. Aa buldum, tamam okey, hatırladım. Kapalı. Başka? Burada mı diğeri? Diğerleri burada değil. Dur, aşağıdakiler. Bu aşağıdakilerden de bazılarını göremedim zaten. Şimdi bunlar kapalı. Otomatikman kapalı olduğu için göremiyorsun. Şimdi size nasıl bir rota çizdiğimizi anlatacağım. Şimdi yürümeye buradan başladık Üsküp'te. Dümdüz yürüyorsunuz. Tarihi köprü var, bir de yeni köprü var. Şimdi biz eski yeni köprüden geçeceğiz. Bunun üstünde bir sürü heykeller var. Karşısındaki müzeye uğrayacağız. Sonra eski Türk Çarşısı'na gireceğiz ve buraları dolaşacağız. Göreceksiniz neler olduğunu. Let's get scratching. Check it out.
Arkeoloji Müzesi'nin içerisindeyiz. Adam başı 500 lira. 3 kat diyor. 3 sergi diyor. İnşallah karşılığını bulur. Bakacağız yani. 2000 dinar verdik. Yaklaşık 1000 lira. Dört. Bakalım. Ben seviyorum arkeoloji sonuçta. Arkeoloji Müzesi'nin 3 katını da gezdik. Kişisel yorumum çok zayıf bir müze oldu. Sadece en üst katta farklı diyebileceğim şeyler gördüm ama Türkiye'dekilerin yanına yanaşamaz. Ekstra farklı bir şey bekliyorsanız, hele ilginiz de yoksa burası birazcık zaman ve maddi kayıp diyebiliriz. Sadece bir avlusuna girip... Şimdi Destan'a gireceğiz. Biraz bir şeyler yiyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destan. İlk günden tecrübemizle 2 tane köfte, 2 tane kuru fasulye, bir ayvar, bir patates kızartması söyledik. Oraya göre biraz daha pahalı dedi Kader. Check etmedim. Ama pahalı. Bana da bir tık hani 10-20 daha üstlerinde, 20-30 daha üstlerinde gibi geldi. Destan'dayız arkadaşlar. Bakalım dillere destan mı yoksa dillere pelesenk mi? Yemeğimizi bitirdik arkadaşlar. Destan sadece dillere pelesenk olmuş. Dillere destan olamamış. Kozmos burayı var ya, getir götürünü yapar burası Kozmos'un. Onu da yapamaz. Servise de vermedim çok. Köfte Kozmos'ta daha iyi. Kuru fasulye alakası yok. Bu dümdüz kuru fasulye. Oradaki böyle apayrı bir şeydi ya. Aynen, köftenin porsiyonu mesela çok fazlaydı. Burada yarı, üçte ikisi kadar diyebiliriz. İşte patates kızartması söylemeyin. Bayağı yağda yamulmuş bir patates geldi. Ayvarı ilk defa burada yiyebildik. Köz biberin tadı çok fazla geliyor gibi geldi. O kadar baskın değil. Harç şeklinde olmasını daha çok seviyorum ben. Ama diğer arkadaşlarımız sevdiler. Fiyatı birazcık daha yüksek olacağı için, yani ben bir daha gelirsem burada, hani öbür taraf çok yoğunsa falan belki yerim yani. Yemem gibi geliyor bana, bilmiyorum. Arkadaşlar Kozmos'un 3'te 2'si kadar sipariş verdik burada. Ve burada fiyat 1940 dinar geldi. Şimdi tekrardan puanlamayı soracağım. Görün bakın. 4. 4. 3'e düştü. 3. Şimdi çarşıda çok ufak bir tur triliçe yer miyiz? Bir triliçe, kan şekeri yükseltmeci. Sonra go 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 Kosova abi. Kosova. Takomako'da tatlı yemeğe geldik. Triliçeler çok iyi. Sütlaç kötü. Kahve iyi. Arkadaşlar Üsküp bu kadar. Diğer her yerde buralara benziyor zaten sokaklar. O yüzden kusura bakmayın yani. Zaten Üsküp'e gelip 1000 kilometre yol yapıyorsanız demek ki Üsküp'te bir şey yok demektir. Şimdi ne yapacağız? Eve uğrayacağız. Eve uğradıktan sonra tekrardan Kosova'ya gideceğiz. Priştine'ye. Orada da günü bitireceğiz. Finalize edeceğiz. Yarın da dönüşümüz var. Evet, harita üstünde Makedonya gezi rotamızı anlatıyorum şimdi. Üsküp'e geldik. Üsküp'te hiç durmadık. Hemen Üsküp merkezden arkadaşlar yola çıktık ve şu rotayla beraber
Ohri'ye kadar indik. Ve bu rota üstünde Tetovo'yu, Gostivar'ı, Kiçevo'yu, Kiçevo'da bir şey görmedik. Oradan direkt geçtik. Sutruge'ye geldik ve Ohri'ye geldik. İlk günümüzün planı bu şekilde. Rotamız bu. İlk gün gördüklerinizin hepsi bu rotanın içerisinde olacak. Daha sonra Ohri'de geri dönmek yerine Ohri'de bir gece konakladık. Ohri Gölü'nün en ucunda Naon Kilisesi vardı. Oraya gittik. Orası da çok güzeldi. Orayı tavsiye ediyorum. Yolu birazcık virajda ama gitmelisiniz. Sonra gezinin ikinci günü sabah otelde başladıktan sonra şu gördüğünüz yolu çizdik ve Resen, Bitola, Pirilep şeklinde Üsküp'e geri döndük. İşte buralarda Bitola zaten manastır denilen yer ve Atatürk'ün askeri liseyi okuduğu bölge. İşte Resen ve Osmanlı Paşası'nın ihya ettiği bir bölge, zaten memleketi burası. Ve direkt Pirilep'te bir şey yapmadık. Pirilep'e uğramadık zaten, öyle hatırlıyorum. Yani üstünden geçtik ve ikinci günde de bu rotayı gerçekleştirdik. Burası uzun bir yol. Yaklaşık 4 saat sürüyor. Ama biz zaten hava karardıktan sonra Üsküp'e geri döndük. Daha sonra Üsküp'ü mü gezelim, Kosova'ya mı gidelim diye düşünürken şu gördüğünüz yol arkadaşlar Kosova'ya çıkan yol. Biz direkt buradan 3. gün Kosova'ya gittik. 4. günün şafağında Üsküp merkezi gezdik. Zaten 3 saatlik bir gezi rotası var Üsküp merkezi. Onda da görüp göreceğiniz her yer kapalıydı. Ve şimdi de son sabahtayız. Bugün pazar günü. Uçaklarımız saat 4'te. 11'de Airbnb evinden çıkış yapacağız. Evet, eve veda ediyoruz. Yunus Emre, ev nasıldı kardeşim? Çok iyiydi, 10 üzerinden 10 ediyorum. Biraz tozluydu diyebiliriz. Arkadaşlar, ev genel anlamda Airbnb standartlarına göre güzel bir ev. Ev sahibi çok ilgili. Her anını boşluksuz doldurmuş. Eli de bol. İşte suydu, kahveydi, peçeteydi, her şeyden evde bol bol var. Ama Kader'in dediği gibi toz konusunda yani iyi toz alınmıyor. Onun dışında keyifli vakit geçirebileceğiniz bir ev. Tasarımı biraz işte örtüyor pisliğini diyebiliriz. Çekecek var, kerata. İşte tüy toplayıcı var, terlikler falan, her şey düşünülmüş. Toplayıcı var mı? Var. En dipteki dolapta ayakkabılık. Abi siz hiç etrafı kurcalamıyorsunuz ki. Aynen. Ben hemen kurcalarım geldiğim eve. Tanıdık tanımadık fark etmez. Bir de şu güzelliği var arkadaşlar. Bu ev merkezin göbeğinde bir ev. Yani çıkıyorsun 3 adım sonra en işlek caddesindesin. O yönden de avantajlı. Yakında otopark da var. Şimdi son kahvaltımızı yapmaya bir börekçiye gidiyoruz. Benim önerim çarşıda bir börekçi önerildi. Orası. Yürürüz derlerse oraya gideceğiz. Kasaba börekçisinde börek yiyin. Gerçekten börekleri çok güzel. Ben peynirli ekstra daha fazla beğendim. Çay da var. Evet, şimdi arkama Üsküp manzarasını almışken şu genel değerlendirme videosunu çekeyim dedim. Bazı başlıklardan bahsedeceğim. Yolları çok iyi değil bence. Otoban az. Özellikle güneye indiğiniz bölgeden manastır tarafından yukarı çıktığınızda tek şeritli bir yol var. Orada gece yolculuğu birazcık yorucu olabilir. Aynı zamanda Kosova'ya giden yol da çok iyi değildi. Ama Kosova'ya girdikten sonra uzay çağına atlamış gibi oluyorsunuz yolda. Gerçekten uçak pisti gibi bir yol var. Neyse, buradan ne kadar harcama yaptığımızdan bahsedeyim. Yani uçak biletleri döneme göre değiştiği için ona bir şey demeyeceğim. Ama araba kiralamak günlüğü 1000 liraya geldi. Ve biz burada yaklaşık 1200 kilometre yol yaptık. 1200 kilometrede de depoyu 2 kere fullledik. O da 1700 lira falan civarıydı. Yani litresi 80 dinar civarındaydı biz geldiğimizde. Siz de ona göre planlayabilirsiniz. Bir depoyla da benzinli bir arabada, dolu bir araba sonuçta. Onda da 500-600 kilometre yapabiliyorsunuz. Ulaşımla ilgili de gider bu oldu. Yani güne bölsek tabii geçiş ücretleri falan yuvarlayarak ekliyoruz. Günlük 1500 TL. Neden? Makedonya'dan Kosova'ya gümrükten geçiş arkadaşlar çok hızlı gerçekleşiyor. İki aşamalı. Zaten araba kiraladıysan sana belgeleri vermiş oluyor rent-a-car. Ama içerisinde diyeceksin ki ben yurt dışına çıkacağım, ona bir kart bırakıyor. Green card. Green cardlı olursa zaten green bir dosya oluyor. Direkt pasaportlarla beraber onu memura teslim ediyorsun. Memur işlemleri yapıyor ve geç diyor. Çok soru sormuyor. Biz tam iki kere gidip geldik Kosova'ya. Çok soru sormadı. Sınır geçişi çok basit. Gece de açık. Biz gece 1'de 2'de de döndük. O yüzden geçişle ilgili aklınızda hiçbir sorun kalmasın. Gümrük kontrolünde bagaja bakıyorlar arkadaşlar. Bagajda böyle abuk subuk şeyler bulundurmayın ama oturma bölgesine bakmıyorlar. Zaten adam kalkmıyor, kabininden çıkmıyor. Bakıyor içeride suratları, pasaportlarla eşleştiriyor. Okey diyor. Ulaşım bu kadar. Konaklama. Arkadaşlar, konaklamanın da günlüğü neredeyse 1500 liraya geldi. Bunun içerisinde başka hiçbir ekstra giderimiz yok. Airbnb linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Philip'le iletişime geçebilirsiniz. Güzel bir ev sahibimiz vardı. Merkezi sistem olduğu için fazla ısıtmıyor. Klimayı açıyorsun. Onun da senin odana gelmesiyle o zaten yok oluyor, gidiyor koridorda.
şey güzel ama evde hiç ses yoktu. Yani herhangi komşu gürültüsü, sokak gürültüsü, hani rahat uyku çekebiliyorsun. Sadece duşla ilgili de sıcak soğuk ayarını ayarlamak zormuş. Bazen çok kaynar gelebiliyor. Bazen de soğuk oluyor. Ona dikkat edersiniz. Ohri'de de konakladık. Orada otele gittik. Pazarlık yaptık. 75 euroluk odada 65 euroya kaldık. 10 euro indirim yaptı. Yani gidip ağlayabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığınızda şey diyor. Ben bir şefime sorayım diye. Şef de okey veriyor. Çünkü kapıda gelmiş müşteriyi niye kaçırsın mantıken. Bizim insanımız abi. Çok iyiler. Evet. İnsanlar. Evet. Kosovalılar çok sıcakkanlı. Fiyatlanmak. Kılık kıyafet falan ucuz değil arkadaşlar. Öyle hani buraya gelirim ucuz bir şey bulurum. Yani 100 lira 200 lira için buraya geliyorsan zaten onu o yaptığın yolda, o aldığın valizde ödeyeceksin. Bence kasmanıza gerek yok. Buranın şusu ucuzmuş, bundan çok alalım gibi bir durum bence meydana gelmedi. Başka ekleyecek bir şey şu an aklıma gelmiyor. Bir de söylemeyi unuttum. Bu meşhur yerlerden Matka Kanyonu'na ve teleferikle tepedeki haça ilgimizi çekmediği için diyeyim. İştirak etmedik. İşte 4'te uçağımız var. 2 gibi geçmeyi düşünüyoruz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ekleyeceğim iş olursa da eklerim. Diğer videolarıma da göz atmayı, kanala da işte bir şekilde bağlantı kurmayı unutmayın. Kendinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.